Merhaba sayın seyirciler. Bugün 11 Mayıs Perşembe, yeni günde gündem programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Sayın Uğur Semih Akdemir. Semih Bey, hoş geldiniz. Evet, Uğur Bey, Güzelbahçe Karadenizliler ve Karadenizli Esnaflar Dernek Başkanı. Evet, doğru söyledin değil mi? Doğrudur, evet. Evet, şöyle ticaret hayatına bakınca o kadar çok Karadenizli görüyoruz ki, evet, İzmir'de. Var, çok var. Evet. Çok var değil mi? Çok var, evet. Yani dernekler var, federasyonlaştı artık. Var, evet. Gittikçe de büyüyor Karadeniz'in nüfus. Yani, birlik olmak güzel bir şey. Elbette. Orada her zaman bir güç doğuyor. Bu hemşehri derneklerinin artıları çok fazla. Hem kendi insanlarına hem de çevrelerine. Kültürü yaşatmak tabii, açısından aynen diyorsunuz. Aynen öyle. Yani bizim yaptığımız festivaller biliyorsunuzdur. Hamsi Festivali falan. Bunlar tabii bizim kültürümüz, orada horon oynanıyor. İşte diğer kültüre faaliyetler, bizim kültürler, ürünlerimiz satılıyor. Onlar hep bir artı tabii, yaşatmak lazım bunları. Karadeniz'i bir iki günde olsa insanlarımıza burada yaşatıyoruz, İzmirlilere gösteriyoruz diyorsunuz. Evet, doğru. Evet, sizi bir tanıyabilir miyiz önce? Uğur Semih Akdemir kimdir? Ben Güzelbahçe'de yaşayan, oranın artık bir ferdi olmuş. Güzelbahçe'de daha önce Güzelbahçe Belediyesi'nde ruhsatlar müdür vekili olarak görev yapmış. Daha sonra da bazı olaylarından ayrılan ve Güzelbahçe'nin AK Parti teşkilatında siyaseti orada devam eden bir iş adamıyım. Orada çalışan bir iş adamıyım. Evliyiz, çoluk çocuk var. Tabii evliyiz. Bir çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ellerinizden öper. Rizeliyiz. Oradan biz de 90 senesinde göçtük. Buraya geldik. Burada 60. yıl anısında ben lise hayatım orada. Ondan sonra İstanbul Üniversite. Tekrar memleketimize diyelim, artık yediğimiz yer olduğu için, doyduğumuz yer olduğu için memleketimize geri döndük. Yıllardır da buradayız. Ne bölümü bitirdiniz şeyde mi? Ben su ürünleri mühendisiyim. Su ürünleri mühendisiyim. Evet, su ürünleri mühendisiyim. Evet, su ürünleri mühendisliğinden BD'de ruhsat müdürlüğüne derken emeklilik, oradan ayrılma, ondan sonra dernek başkanlığı. Dernek başkanlığı. Peki dernek nasıl gidiyor? Karadeniz'de çok var mı gerçekten Güzelbahçe'de? Güzelbahçe'de bizim en son bildiğimiz 2500 yani. 2500. Fazlası var, eksiği yok, bizim bildiğimiz o kadar. Tabii onlar oradaki insanlarla evlenmişler, tam bilemiyorsunuz. Yani atıyorum oradaki, biz genelde erkekler üzerinden daha çok şey, o soyadı üzerinden yaptığımız için, yani çünkü nüfusta Rize yazıyor o zaman. Bayan oluyor Karadeniz'de ama erkek Karadeniz olmayınca onları çok göremiyorsunuz. Evet. Ama 2500'e yakın bir orada Karadeniz'de mevcut. Orada kurucularımız... Güzelbahçe nüfusu ne kadardı şu anda? Valla en son 30 bindi ama şu anda ben bilmiyorum ne kadar arttı. 30 binde 2500'de rakam azımsanmayacak rakam. Evet. Evet. Neler yapıyorsunuz dernek olarak? Valla dernek olarak... Çünkü bir tarafta esnaflar var, bir taraftan da Karadenizliler var. Normalde biz Karadeniz'de dernek olarak 2010 senesinde biz derneği tam faaliyete geçirdik. 2010. 2010'da. 2010 senesinde faaliyete geçirdik. Ondan sonra dernek ne yap, biz dedik birleşelim. Yani burada bir güç olan, daha önce hiç kurulmamıştı dernek. Orada daha önce yoktu. İnsanlarla kaynaştırdık, bir festival yaptık. 2012 senesinde bir festival yaptık. Artış çok fazla oldu ondan sonra. Derneğe karşı ilgi arttı. Bizim orada Karadenizliler, orada restoranlar olsun, bazı esnaflar dediler ki yani biz de esnafız. Biz bu derneğe esnafı da ekleyelim. Biz o zaman tüzük değişikliği yaparak Güzelbahçe Karadenizliler ve Karadenizliler Esnaflar Derneği olarak ismini değiştirdik. Nedir? Yarın bir gün esnaflarımızın bir sıkıntısı olduğu zaman toplanıp bir güç olup onların haklarını savunabilmek için. Böyle bir yola girdik. Yani şu an devam ediyoruz. Faaliyetlerimiz var. En son işte bu COSCEP kursunu dernek olarak açtık. 4 tur olarak tamamladık. 100 kişi eğitim aldı. İşte çok yakın sertifikalar da gelir. İşte COSCEP'ten bekliyoruz sertifikaları. Biz işte orada... 4 kez mi yapıldı bu kurs? COSCEP kursu? Arka arkaya 4 kez yapıldı. 25'er kişi. 25'er kişilik, evet. İşkur ortaklığıyla yaptık biz onu. Daha işte orada birkaç tane okuttuğumuz öğrenciler var. Bazı günlerde, bilhassa bayramlarda işte çocuk giydirme. Fakir çocuklara yardım. Oradaki mesela tekerlekli sandalye olarak engellilere yardım. Böyle faaliyetlerimiz oluyor. Sağ olsunlar, bizim Karadenizli iş adamları çok. Onlara
ne zaman ulaşsak bizi geri çevirmiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Hemen ne gerekiyorsa yapalım diyorlar. Sağ olsun hiç kırmıyorlar bizi. O tabii bizim için hep bir orada bir artı oluyor. Neden artı oluyor? Yani biz buradayız. İnsanlara yardımımız varız. Hep bunu diyebiliyoruz. Derneğimiz güzel faaliyetlerle aktif bir şekilde devam ediyor. Peki bu faaliyetlerden sonra böyle biraz daha açılım oldu mu? Tabii güzel tabii. Yani, yaşayan Karadenizler. Ya şimdi beni herkes hemen hemen tanıdı artık. Ben size şöyle söyleyeyim, çok değişik bir şey, belki örnek olacak ama bir gün polisin biri bir tane genci alıyor araba, diyor ki nereden geliyorsun? İşte ben diyor Rize Karadenizliyim diyor. İşte Urla cezaevinde yattım diyor. Yeni çıktım diyor cezaevinden. Tahliye oldum şey yani şey oldu beraat diyorum. Çıktım bitti cezam diyor. Tahliye oldum diyor. E falan ama diyor abi diyor işte gidecek param yok falan. E diyor dernek var, seni derneğe götüreyim. Bir baktım çocuk geldi. Sen kimsin? Böyle böyle abi ben Karadenizliyim. Ve neye? İşte polis abi getirdi beni dernek yardım için. Tabii biz de geri çevirmiyoruz. Biletini alıyoruz, gönderiyoruz. Yani artık insanlar anla bazı şeyleri artık yadırgamıyorlar. Artık bize karşı ilgileri olmaya başladı. Biraz da Karadenizlerin. Çünkü ilk etapta bir an insanlara farklı geliyor. Acaba çünkü dernekler çok fazla. Bazı derneklerde para güttüğü için insana bir geri çekiliyor. Bizde öyle bir şeyimiz yok. Para ön planda değil, arka planda para. Öyle bir parasal sıkıntımız olmadığı için dernekte gelen insanlardan yani üyelerimizden daha ben aidat aldığımı hatırlamıyorum. İlk kez bir dernek başkanının derneğimizde parasal sıkıntımız yok. Yok, Allah'a şükür, Allah'a şükür, Allah'a şükür. Yani gereken yardım yapıyor her zaman. Her zaman yapılıyor, hiç sıkıntı yok. Üyeler hiç sıkıntı yok. Yani bizim belli başlı büyük üyelerimiz var. Yani sanayici iş adamlarımız var. Onlara ne zaman alo desek hiç sıkıntımız olmadan halledebiliyoruz. Peki biraz da esnaflara gelelim. Evet. Şöyle önce bir genel bir bakalım şöyle bir esnaf olarak. Esnaflar Dernek Başkanı olarak Türkiye'deki şu anda ekonomik hayatı nasıl görüyorsunuz? Valla ben şöyle söyleyeyim. Yani şu anda görünen aslında kötü gibi gözükse de ben pek kötü olduğuna inanmıyorum. Yani bu geçiş süreci. Bu geçişi biz tamamlamamız lazım. Yani benim kardeşim Avrupa'da. Onun bana dediği Avrupa'nın çok kötü olduğu. Evet. Yani ciddi firmaların satıldığı, işsizliğin çok olduğu, paranın azaldığı. Yani onun anlatımlarına baktığımız zaman Türkiye daha ferah gibi geliyor bana yani. Onun anlatımı çünkü Avrupa, Almanya'dan bahsediyor. Biliyorsun İtalyan durumu çok kötü. İspanya gitti. Fransa maddi olarak şeyler. E şimdi bu Avrupa'nın bu konjonktürdeki olan sıkıntılar tabii bize de yansıyor. Evet. Yani illaki yansıyacak. Çünkü alışveriş yapan iş adamlarımız var oradan. E ama bizimkisi o kadar yoğun diye ben inanmıyorum. Yani çok çok kötü bir şekilde bir sıkıntı olduğuna inanmıyorum. Çünkü neden? Ben aynı zamanda danışmanlık hizmeti yapıyorum. Bu KOSGEB olsun, işte kırsal tarım olsun. Bunlara devlet çok ciddi anlamda yardım ediyor. Mesela Güzelbahçe'de bir tane bir dondurma ismini vermeyeceğim bir firma var. Firmaya 3,5 trilyonluk bir yatırım yaptı, fabrika yaptı. 1,5 trilyon hibe verdi. Devlet verdi bu hibeyi. 3,5'luk yatırım yaptı. 3,5 trilyon evet. 1,5 trilyon devlet hibe verdi. Ve bu adam CHP meclis üyesi. Yani ayrım yok. Devlet yeter ki yap diyor, parayı veriyor. Yatırım yapana ayrım yok diyorsun. Ayrım yok. Aslında bu söylediğiniz çok önemli. Tabii yani yok ayrım. 1,5 trilyon az para değil. Bugün kimse kimseye o parayı bedava vermez. Bu kredi değil. Geri ödemesi yok. Hibe bitti senin. Ama diyor sana ki 5 sene diyor bu işletmeyi devam edeceksin diyor. Yani bazı şartlarda var. Yani işte biz bunları bileceğiz, biz bunları kullanacağız ki ekonomi biraz daha mesela KOSGEB 50 bin lira hibe veriyor. Yani sen bir berber dükkanında 50 bin lira büyük para. Evet. Bir dönerci dükkanında 50 bin lira büyük para. Hibe bu, hibe alıyorsun. Artı diyor sana 100 bin lira da kredi vereyim diyor. Bu kredi de 2 sene bana ödeme diyor, faiz de verme diyor. Ondan sonra diyor 30 ayda öde diyor. E şimdi yani ekonomi neresi kötü burada? Devlet veriyor. İş yapmak isteyenlerin önü açık. Tabii yani. Yeter ki bir sahtekarlık yapmayalım. Devlet bunları hep karşılıyor, finanse ediyor. Devletim yani hükümetin şu an bence inanmıyorum çok öyle dar boğazdayız falan dediklerine ben inanmıyorum. Ya biz eskiden çok bir refah içindeydik de şimdi kötü olduk. Ona mı alıştılar bilmiyorum da. Ama bu süreç bakın Amerika'nın bir durumu kötü yani. Amerika bile kendisi bile diyor dolar rezervlerim diyor boş. Yani onun için bir etrafa bakmak lazım. Sadece Türkiye olarak göremeyiz biz bunu. Sonuçta dış ticaret diye bir şey var. Yani oradan gelen para da önemli.
dönem yani siz diyorsunuz ki iş yapmak isteyenler en azından bize gelsinler bu konuda çeşitli. Ya bize de gelebilirler ya. Kesinlikle. Ama devletin desteği gerek KOSGEB vasıtasıyla gerekse diğer hibe hibeleri, hayvancılık hibeleri var. Su ürünlerine hibeler var. Mesela geçen Tarım Bakanlığı çıkardı. İpek böceği yapmak isteyene %100 hibe veriyor. Yani 100 milyar parayı veriyor, geri istemiyor. Yeter ki bir şey yap diyor. Şimdi bunlar ama biz bilmediğimiz için, bunları görmediğimiz için bizim durumumuz kötü. Yani kimse de yanlış anlamasın. Kahvede oturmakla ekonomi düzelmez. Evet, kahvede oturmakla ekonomi düzelmez gerçekten. Yani. Doğru. Biraz da şeye girelim. İş adamı deyince, Karadenizler deyince belediye ile ilişkilere girelim. Belediye ile ilişkileriniz nasıl? Güzelbahçe ile. Evet. Vallahi Güzelbahçe belediye ilişkilerimiz yok. Yani ben kesin ve net neden yok. Ben eski oran ruhsatlar müdürlüğüne vekilliğini yaptı dedim. Daha sonra biz şu andaki mevcut başkanla çok kötü anılarımız oldu. Yani ben onunla kesinlikle bir araya gelmek dahil istemiyorum. Ama sonuçta Güzelbahçe belediye başkanıdır. Gördüğümüzde önümüzü ilikliyoruz, selamımızı veriyoruz. Çünkü sonuçta koltuk şahsı beni ilgilendirmiyor. Koltuk olduğu için biz saygı göstermek zorundayız. Gösteriyoruz. Evet. Güzelbahçe'nin yapılacak her türlü menfaatine, Güzelbahçe'nin menfaatine her şeye biz varız. Her zaman da söyledik bunu. Ama işin içine şahsi rantlar girdiği zaman orada kul hakkı doğuyor. Kul hakkı olan yerde de biz yokuz. Onun da karşılığında her türlü dikiliriz. Şimdi çok ciddi bir suçlama oldu gibi. Hayır, var demiyorum yani. Biz kendi şahsi şeylerim yüzünden ben ondan çok şey yapmıyorum ama bizim Güzelbahçe'de şu var. Rant var yok, o ayrı bir konu. Güzelbahçe'de bir yatırım yok. Hiçbir şey yok. Güzelbahçe inşaat şehri olmuş. Sabah akşam herkes villa, apartman yapıyor. Başka hiçbir şey yok. Yani bizim orada Atatürk Mahallemiz var. Esas Güzelbahçe'nin merkezi. Atatürk Mahallesi'nde saat 5'ten sonra kimse kalmıyor. Yok. Bütün esnaflar kan ağlıyor. Yani orada erkeğe bütün yatırımların yani yapılan, ya yok da yatırım yapılan yatırımlar Yalı Mahallesi dediğimiz kısma yapılıyor. Yukarısı hiçbir şey yok. Yani oradaki esnaflar da onlar da oranın yerlisi. Yatırım anlamında ne düşünüyor? Ne yapıyor? Yani şimdi atıyorum bir gece pazarı açıyorsunuz, Yalı'da açıyorsunuz. Bir en ufak bir etkinlik oluyor, Yalı'da oluyor. Yani yukarıda hiçbir şey yok. Yukarıda insanlar değil mi? 5'ten sonra bitiyor. Köy içi yenen yer. Orada da yerlerimiz var. Orada atıyorum bir yaka pazarı açtılar. Biliyorsunuz otantik pazar şeklinde. Aynı pazar orada da aç. Cumartesi orada aç, pazar orada aç. Yani oradaki insanlar da satsın. Oradaki de orada da tarımla uğraşan insanlarımız var. Üzüm bağlı olan insanlarımız var. Hayvancılık yapan insanlarımız var. Onlar da orada ürünlerini satsınlar. Orada bir canlılık olsun. Yani orada olmayınca bu sefer insanlar maddi olarak da sıkışıyorlar. Oradaki dükkanlar hep boş. Yukarı gelirseniz dükkanlar hep boş. Atatürk Mahallesi diyorsunuz. Dükkanlar ekonomi çöküyor. Evet, evet. Evet, Atatürk Mahallesi aslında önemli bir yer. Evet. Dışarıda büyük bir nüfus. Yerli, tabii yerli esas halk. En büyük nüfus güzel. Orada bir de yerli hak oldu. Yani oranın Güzelbahçe'nin aslında gerçek Güzelbahçe orası. Peki belediye hizmetleri nasıl? Vallahi benim şimdi şahsı yani olarak, sizin döneminizdeki belediye de şu andaki belediyeyi karşılaştırırsanız. Dedim ya hiçbir hizmet yok yani. Ha tabii kaldırım taşı yapmak ve çöpü hizmet sayıyorsanız onlar var. Ama onun dışında bir hizmet yok belediyenin. Belediye ne yapıyor? İşte etkinlik. İşte imza günü, konser bilmem ne. Yani bunların dışında bir hizmet yok belediyenin kesinlikle. Bizim zamanımızda biz daha çok insana yönelik hizmetlerde vardık. Yani birebir bile olsa insanlara hizmet etmek. Yani ne ihtiyaçları varsa görmek. İşte adam geliyordu mesela başkana. İşte burada bunu yapmak istiyoruz. Başkan böyle yapsak daha yok. Tamam yapın. Örnek veriyorum. İşte bu ilk pazar yeri kurulduğu zaman işte biz burada bunlar satabiliriz. İstediğiniz satın. Çeşit olsun. Başkan hiçbir şey hayır demiyordu. Neden? Kanunlu çerçeve ne gerektiriyorsa o çerçevede hiçbir şey hayır yoktu bizde. Şimdi biraz daha bir farklılık var. Yani insanlar biraz Güzelbahçe'den soğumuşlar. Eskiden Güzelbahçe insanlar oraya geliyorlar. Şu an Güzelbahçe bitti. Nasıl bitti? Şu an dikkat edin. Pazar günü Güzelbahçe'de insan yok. Gece pazarında Urla gece pazarı full. Sığacık full. Ama geçiş noktası gibi olmuş. Güzelbahçe'de kimse duraklamıyor.
Diyarbakır bitti derken yani, ekonomik anlamda bir o restoranlar olmasa Güzelbahçe kimse gelmeyecek. Yani o et restoranları, balık restoranları olmasa Güzelbahçe'ye kimse gelmez. Peki biraz da şu yakın dönemde olan şey girelim. Referandum. Evet, referandum maalesef olsun. Güzelbahçe'de çok çöküş oldu yani. Bizim partimizken AK Parti adına referandum biraz sıkıntı oldu referandumda. Kötü bir sonuç aldık. Ben öyle görüyorum yani kendi görüşüm. Ha, teşkilatımız orada mevcut yönetim çalıştı, çalışmadı değil. Çalıştı ama yeterli olmadı çalışması. Çünkü yönetimin halkla kaynaşması olmadı. Halk yönetimi tanıyamadı. Bir insanı tanıyamazsanız insana derdinizi anlatamazsınız. Sizi dinlemez. O yüzden de hep bir eksik kaldık. Yani ben hep yıllardır şunu söylerim. Siyasette her zaman güç tabandan gelir. Tabanı iyi bilirseniz, tabana hitap ederseniz tabanı tanırsınız, insanları tanırsınız. İnsanların ihtiyaçlarını bilirsiniz. O ihtiyaçlara göre insanlara dokunursunuz. Yani siyasette insana dokunmadan hiçbir şekilde bir artı elde edemezsiniz. Yok. Olmaz. Yani insan seni tanıyacak önce. Önce seni bilecek. Kimsin, nesin bilecek. Yani orada Güzelbahçe'de her camide namaz kılacaksınız. Her fırından ekmek alacaksınız. Her berbere tıraş olacaksınız ki yüz aşinalı olacak. Yani adam sizi bilecek. Aa ben bunu tanıyorum diyecek orada. İnsana dokunmak gerekir diyorsunuz. Kesinlikle. Şu andaki yönetimdekiler bu işi beceremiyorum, yapamıyorum. Yani benim gördüğüm yapamıyorlar. Yani ben eleştirmek de istemiyorum. Kendi partimdir. Biz de elimizden geldiğince her zaman da söylüyorum diyorum. Bana düşen bir görev varsa nedir? Mesela seçim zamanı ben aradım. Dedim ki bana dedim sandık verin bir şey ben çalışalım. Partimizdir, bizim partimizdir. Boş durmayalım. Ama dışarıdan ben izlenimleri söylüyorum. Bir yabancı olarak düşünün, öyle düşünün yani. Eleştirme, öz eleştiri yapmak zorundayız. Yani siz eleştiri yapmazsanız çözümü bulamazsınız. Yani Vasfi Bey çalışıyor, canına başla yapıyor işte. Biliyorsunuz hastane sözü aldı, şunu aldı, işte bu doğalgaz. Ama bunu almak önemli değil, bunu anlatmak önemli. Bu hastane olayı yıllardır var. Ama insanlar temelini görmeden hastane olacağına inanmıyorlar. Ben de her zaman şunu söyledim. Yani oraya bir tam teşekküllü hastane yerine ki bu dediğiniz olay en az 3-4 sene sürer. Çünkü onun projesi var, bilmem işte biliyoruz yatırımı var. Orada bir 24 saat açık poliklinik olsa halka daha çok hizmet verir ilk etapta. Çünkü bizim orada bir iğne yaptıracak poliklinik yok devlete ait. Yani gece akşam 5'ten sonra siz iğnenizi ya da gide hiçbir yapamazsınız. Ya hastaneye gideceksiniz Urla'ya ya da işte 9.50'den. Başka şansınız yok. İlk etapta 24 saat açık acil poliklinik dediğimiz şeklinde bir şey yapsaydı benim kanaatim, kendi görüşüm önemliydi bu. Doğalgaz biliyorsunuz eskiden beri var aslında. Gelmesi gerekiyordu 2008 senesinde. Ama doğalgazın kendi rantabul olayları var biliyorsunuz. Güzelbahçe uygun olmadığı için gelemiyordu. Mesela Nalder'de bir apartman 10 katlı, 4 daire, 40 daire var. Kişi başı düşüyor 3 milyar, 5 milyar atıyorum yani 3-5 bin lira para. Güzelbahçe'de 3 katlı ya da villa. Şimdi adama diyorsun ki sen 30 milyar, 20 milyar para vereceksin bağlamak için. Adam bu sefer ne oluyor? Ben de istemem diyor bu sefer. Gidiyor sifon pas alıyor. Doğalgazı o zaman da ne oluyor? Doğalgaz firması rantabul olmadığı için girmiyor. Orada biraz da aslında belediyenin destek olması lazım. Yani hiç olmazsa altyapısını belediyenin yapması lazım ki yarı yarıya maliyeti düşürüp halka hizmet vermesi lazım. Benim görüşüm o. Tabii belediye bu işe yaratamaz aslında. Çünkü yasal olarak bir şirkete verilmiş durumda. Verilmiş ama işte ama altyapısını yapabilir canım. Kendi kepçesini kullanabilir o da. Sonuçta halka hizmet veriyor. Yardımcı olur diyorsunuz. Tabii olur yani halka hizmet veriyorsunuz. Bana göre olur yani. Hı hı. Burada çünkü bir menfaat yok, çıkar yok. Halka hizmet ediyorsunuz. Evet, referandumda nasıl sonuç alındı? Siz dediniz ki... Valla Güzelbahçe'de iyi alınmadı. Tabii Türkiye genelinde çok istediğimiz gibi olmadı ama yani Türkiye, ben her zaman kendi bahçeme baktığım için her zaman kendi bahçemde olduğu için Güzelbahçe'de hiç iyi olmadı. Çok iyi, hiç iyi olmadı. Yani bir oy artışımız olmadı, bir başarı yok. Güzelbahçe artık teşkilatın daha yeni olmasından mı yoksa yani çalıştılar gibi gözüküyor ama demek ki çalışamamışlar. Ben onu gördüm. Yani çalışılmamış. İnsanlara dokunulmamış, belli, anlatılmamış. Yani
Çünkü oy oranlarına bakıyorsunuz. Kasım ayındaki yani Kasım seçimindeki oyla şimdiki oy 11 oy artmış. 11. Sadece 11 kişi artmış. Hani MHP'nin oyu, hani o Güzelbaşı Saadet Partisi'nin oyu yok. Onlar ne oldu? Yani burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı çözmek lazım. Bu çözmek için de yani Güzelbaşı'da halkla bir kere bütünleşmek lazım. Çok önemli. Yani ben hiçbir zaman evde oturmam. Ya kahvede otururum. Ya gider bir kuaförde otururum. Berberde çay içerim. Sohbet ederim. Bir pastanede sohbet ederim. Niye? Her zaman halkın içinde olman gerekiyor ki o halk daha sonra senin dinlemesi kolay olsun. Çünkü onun aynı frekansa inmek zorundasınız. Her insana aynı dilden konuşamazsınız. Mümkün değil. Herkesin dilini bileceksiniz. O insanlar bellidir. Yani Güzelbahçe'nin yerli halkı da bellidir. Bizim orada 3 tane halk var. Yani bir yerli halkımız var. Güzelbahçe'nin eskileri. Bir elit dediğimiz insanlar var. Yani kimse bunu farklı yargılamasın. Elit dediğimiz yani insanlar gerçekten Güzelbahçe'yi bilmiyorlar. Otobandan geliyorlar evlerine. Ondan sonra tekrar aynı otobandan gidiyorlar. Güzelbahçe'de bulunmuyorlar bile. Bir de işte bu daha çok böyle işte sanatla entel kesimimiz var, derneklerle uğraşan. Bu insanların hepsinin dili ayrı. Hepsine ayrı konuşmanız lazım. Hepsine bir yerli halk var dediniz. Bir elit kesim var dediniz. Elit kesim dediğim yani üst tabaka diyeyim artık, şu zenginler. Hı hı. Biliyorsun bizim orada şey fiyatlar çok yüksek. Evet, arsa fiyatları. Arsa fiyatları. Bir de üçüncü kesim. O da biraz da daha çok entel böyle yani. Daha çok sanatsal. İnsanlarımız çok orada yani sanatla uğraşan, işte entel işlerle uğraşan insanlar, dernekçilikle uğraşan insanlarımız çok. Abilerimiz var, sevdiğimiz insanlar var. Ben hepsiyle farklı farklı konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani hepsini aynı dinde konuşamazsınız. Çünkü o dili anlamazlar. Hele sizi dinlemezler diyeyim. İlginç. Bunlar tabii bizim bu tabii geçmişten bu yana gelen tecrübemiz diyeyim ben size. Çünkü ben Ertan Afgan'la beraber görev yaptım. Ben bu görevim süresince şunu söyleyeyim, gitmediğim düğün, gitmediğim mevlüt, gitmediğim cenaze kalmadı. Ertan Bey o işlere çok önem verirdi yani. Gidemese bizi gönderirdi. Kesinlikle orada bulunun. Ve biz hepsine gittik. Hiç boş bırakmadık yani insanları. İnsanlar hep bizi gördüler. O önemli olan o, hep görmeleri gerekiyor. Peki şu andaki belediye yönetimi yapmıyor mu bu işleri? Vallahi yapıyordur arada, bilmiyorum. Yani o konuda bir şeyim yok. Dernek olarak federasyonla ilişkiniz var mı? Var. Bu Karadeniz'de EKAF'la. EKAF'a bağlıyım ben. Hı hı. EKAF'la ilişkimiz var. Aydın Bey'in başkan olduğu. Onunla işte yani biz onunla biraz da şundan yani daha güçlü olalım diye olduk. Yoksa hani Güzelbahçe'mize bize şeyin federasyonun çok bir faydası var mı? Yok. Ama maksat bir yerde bazı konular tek konuşalım, İzmir için tek konuşalım diye. Bir de federasyonumuzu güçlendirelim diye. Evet. Cemal Yavuz'un bir sorusu var. Sevgili başkanım, bizler Karadenizler olarak seni sürekli takip ediyoruz. AK Parti'nin Güzelbahçe'de bu kadar başarılı bir sonuç almasını neye bağlıyorsunuz? Güzelbahçe neredeyse tüm Türkiye'de referandum oylarında en başarısız ilçe oldu demiş. Vallahi. Cemal Yavuz. Cemal Bey'e şöyle söyleyeyim. Az önce de söyledim. Bir dakika, adınız Güzelbahçe'de AK Parti ilçe başkanlığı için geçiyor. Böyle bir düşünceniz var mı? Eğer başkan olursanız projeniz var mı? Ayrıca yönetim kurulunuz hazır mı? Biraz fazla uzağa gitmiş bu arkadaş. Evet, alttaki soruya tekrar bakabilir miyiz Cemal Yavuz'unkine? Evet. Cemal Bey'e şöyle, demin de söylediğim gibi yani Güzelbahçe'de başarılı AK Parti'nin başarılı olabilmesi için bir kere Güzelbahçe'de insanlara dokunmak lazım, insanları tanımak lazım, insanların orada anlattığım gibi, size de belirttiğim gibi yani bu insanlara hitap etmek lazım. Siz o insanlara hitap edemezseniz bu iş olmaz. Yani tamam biz referanduma girdik, işte anayasa değişiklikleri nedir bunu anlatmanız lazım. Ya da hastane sözü aldık ama hastane sözünü aldık, bu tarihte olacak, böyle olacak, bu kesin garanti. Bunu vermeniz lazım, insanlar inanması lazım. Aldık, söz aldık, söz aldıkla olmuyor bu işler. Yani o insan onu görecek. Artık insanlarımız sözle iş yapmıyor, görsele bakıyorlar. Yani siz onun temelini bir atın, orayı bir çevirin. İnşaat alan işte hastane alan diye bir yapın, iki tabela koyun. Bak o zaman nasıl değişiyor her şey. Onları yapmadan aldıkla bu işler olmuyor. Başbakanımız söyledi, illa ki bu iş olacak ama ne zaman?
Evet, güzel başlayan şanssızlığı da biraz da herhalde şey, bir tarafta tabii orada 9 Eylül Hastanesi var, bir tarafta Urla'da Devlet Hastanesi var, bir tarafta da Seferihisar'da bir Devlet Hastanesi var. İşte maalesef hepsinin ortasında yani benim bildiğim, tabii başbakanımız söylemişse doğrudur ama tam teşekküllü söyledim onu bilmiyorum. Benim bildiğim yönetmenlik gereği Güzelbaşı'da tam teşekküllü olmuyordu. Ha, değişiklik olduysa bilemiyorum çünkü mesafeler tutmuyordu. Evet. Biz de o zaman o zamanki Behzat Bey'le, şimdi Güney Hastaneler evet. Genel Sekreteri, onunla görüştüğümüzde dedik var ya bir poliklinik açın buraya, Urla'ya bağlı ya da işte Yeşilyurt'a bağlı. Acil 24 saat olsun hiç olmazsa insanlar ilk etapta oraya gelip oradan sevk edilsinler. Yani 112 var bizim orada, oradan sevk edilsinler. Biz bunu istedik. Yani bir gece migren ağrısı tutan bir insanın iğne vurulması için kalkıp Urla'ya gitmesi gerekmesin. Orada iğnesini vurulsun gitti. Çünkü eczaneler iğne yapmıyor biliyorsunuz. Evet. Biz kime iğne yaptıracağız? Mecbur yani hastaneye gitmek. En basit bir şey için diyorsunuz. Mecbur Urla'ya gidiyorsunuz. Ben kendimden biliyorum yani. En ufak bir şey olduğu zaman Urla'ya gidiyorsunuz. Bazen insanlar tansiyon ölçtürmek istiyorlar. Oradan bir hastaneye gidiyorlar yani. Urla'ya gidiyorlar. Şu an en yakın o gözüküyor. Urla'ya gidiyorlar. Yani onun için ilk etapta öyle bir şey yapılması gerekiyor. Bunu anlatmak lazım halka. Halkı bunun artık sindirmesi lazım. Siz halka yaptıklarınızı sindirtemezseniz o zaten olmaz. Halk ona inanmaz. Hep bir havada kalır. Havada işlerden de size kimse oy vermez. Evet, başka sorumuz var mıydı Serkan Bey? Bir bakalım soruları. Diğer soruyu da isterseniz söyleyebiliriz. Neydi adınız? Evet, adınız Güzelbaşı AK Parti ilçe başkanlığı için geçiyormuş. Evet, AK Parti'de malum değişiklikler var. Ayın 20'inde Sayın Cumhurbaşkanı partinin başına geçecek. Evet. Herhalde yeniden bir düzenleme olacak. Evet. Sizin düşünceniz var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Siyasete girmek şu için anda tekrar. Ben söyleyeceğim her şey yanlış olur. Neden? Şu an zaten mevcut bir başkanımız var. Öbür soruyu da alalım lütfen Serkan Bey. Mevcut bir başkanımız var. Bir evet. Başkanımız varken benim adayım, ben aday olmak istiyorum demem çok yanlış olur, etik de olmaz. Sonuçta onu da büyüklerimiz getirmiş. Tabii. Oraya başkanlığı uygun görmüşler. Biz şu andaki başkanın icraatlarını kontrol ya da icraatlarında bize olan bizim bir yardımımız olursa onu mükellefiz. Ona yardım etmeye mükellefiz. Şu anda yani şu an bir adaylığım var bilmem falan demem çok yanlış olur. Ama nedir? Yarın büyüklerimiz der ki işte Vasfi Bey bırakın, var mı derse o zaman, biz o zaman bize görev verirlerse yaparız, hayır demeyiz yani. Bizim şu ana geçen sefer de ben aday olmuştum. Benim yönetimim, her şeyim hazır, benim ekibim hazır, projelerimiz hazır. Güzelbahçe'nin eksikleri var birkaç tane, onları halletmek lazım işte bu bahsettiklerimin dışında. Bir de Güzelbahçe'de en önemli şeylerden biri, ben bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Güzelbaşı'nın çok acil bir şekilde turizm bölgesi olması lazım. Evet. Başka bir soru var mı? Ona da bakalım Serkan Bey. Çamlı'dan varmış. Evet. AK Parti ilçe başkanı tanıyan var mı diyor. Vallahi var tabii ya. Yani tanıyan evet. Var. Adam geziyor ya. Başkanımız geziyor demeyin ya. O kadar da değil. Başkan geziyor diyor. Geziyor yani. Evet. Güzelbaşı bir turizm merkezi olmak zorunda. Yani zorunda o restoranlar, o kafeteryalar olması için Güzelbaşı'nın turizm bölgesi olmak zorunda. Benim şeyim inancım o. Şimdi yeni bir liman yaptı biliyorsunuz. Evet. Sayın şimdi başbakanımızın katkılarıyla oldu. Onun sayesinde oldu. Büyük liman, balıkçı limanı yaptık. Şimdi iki tane liman kaldı. Şimdi iki tane de liman var artık boşta kalan. Onlardan birinin belki tabii Mehmet abi var bizim Gırgır Dernek, Ege Gırgır Dernekçileri Başkanı, Dernek Gırgır Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Aksoy. Onun sayesinde zaten o liman yapıldı. O çok katkısı oldu o işe. Mehmet abiyle biz geçen gün onu konuştuk. Yani burada İç Amasya'daki birini bir yat limanı yapabilirsek, bir de burayı turizm bölgesini açabilirsek. Mehmet Bey, Mehmet Gırgır Balıkçıları Dernek Başkanı. Ege Gırgır Balıkçılar Dernek Başkanı. Mehmet Aksoy. Mehmet Aksoy. Evet. Evet. O büyük limanın yapılmasının öncülüğünü bütün her taşında onun emeği var. Büyük liman, yeni yapılan. Yeni yapılan liman. Her taşında onun emeği var. O olmasa olmazdı, ben size o kadar söyleyeyim yani. Hiç durmadı. Gece gündüz o liman olsun diye çalıştı. Onun için de biz tabii etik olarak ilk ona soruyoruz. Yani abi diğer limanlar var. Bunların birini bir yat limanına çevirsek nasıl olur? Olur mu? Mesela restoran tarafında olanlar bir yat limanı, ufak bir yat limanı gibi olsa tabii insanlar daha çok gelir bu sefer. Güzelbahçe'ye daha çok bir KDV gelir. Güzelbahçe'ye para gelir. Bu hoş olur bence.
Yani onun için onları biz bir konuştuk. Ama öncelikle turizm bölgesi olması lazım. Turizm bölgesi olursa çok rahat şekilde güzel güzel bahçenin kıyılarını iskeller yapılır. Daha da güzelleştirilir diye düşünüyorum ben. Öncelikle o konu el atmak lazım o güzel bahçenin. Güzel bahçe bölgesi kapsamına girmesi lazım. Çünkü güzel bahçe yani gerçekten turizm şehri. Yani güzel bahçede insanlar geliyorlar, yemeklerini yiyorlar, gidiyorlar. Sonuçta o da kendine göre günübirlik turizm diyelim biz ona. İşte bir turizm evet, orada yaşanıyor. O para oradan geliyor yani. Oradan onunla bir restoranın 50 tane ayrı bir şeye nedir ona, eli akademiye faydası var. Restorançıya, sebzeciye, işte balıkçıya hepsine bir faydası var. Orada çalışan insanlar var. Onun için ben öyle düşünüyorum. Kendi düşüncem bu tabii benim. Öyle olursa daha da ileri gideriz diye düşünüyorum ben. Evet, Güzelbahçe bir turizm kenti olmalıdır ama maalesef işte. Günlük turizm diye belki sadece geliş gidişle olmamalı. Yani günlük ama turizm dışında şeyler var. Güzelbahçe'nin dağları çok güzel. Yani Payamlı Köyü, biliyorsunuz Küçükkaya Köyü. Orada turizm bölgesi yaparsak oralara bisiklet parkurları yapılabilir. Yürüyüş parkurları yapılabilir. Bizim Yelki'de mağaramız var. O mağaraya turizm olarak yürüyüş günleri yapılabilir. Bunlar tabii güzel bahçeye bir artı kazandırır. Elbette. Ya bunlar turizm. Benim mesela bir de Atatürk Mahallesi'ne ağırlık vermek lazım. Ben çok istedim. O bizim orada bir stat var. Atatürk Mahallesi'nde futbol stadı var. Zaten taşları falan dökülüyor. Geçen gün yaptırttık taşlarını. Yola dökülmüştü. Mesela o stadın oradan kalkıp benim kendi fikrim oldu hep. Kaymakam Bey'le görüşmüştüm o zaman. Kaymakam Bey çok, o da aynı düşüncede olduğunu söylemişti. O stadın yerine bir hükümet konağı, yani Güzelbahçe'nin kaymakamlığının Atatürk Mahallesi'nin merkezine taşınması. Şimdiki kaymakamlığın da bir polikliniğe çevrilmesi olabilirdi. Ben düşüncem oydu orada. Eğer o şeyi nedir, kaymakamlığı Atatürk Mahallesi'ne taşırsak o mahallemiz canlanır. İnsan girdisi olur. Oradaki esnaf biraz daha kan toplar diye düşünüyorum ben yani. Evet, gerçekten Güzelbahçe'de yapılması gereken çok şey var. Çok şey var, evet. Dediğiniz gibi aslında maalesef. Güzelbahçe eskiden beri bir İzmir için bir sayfiye alanıydı. Evet. Epey gelip giden oldu. Çok gelişti, çok büyüdü. Piknik için, işte oradaki restoranlar için. Ama sadece günlük turizm olmuyor bu işler tabii. Olmaz, yetmez. Evet. Yani insanlar yetmez. Günlük turizm işte haftanın iki günü. Yani ondan sonra yok. Güzelbahçe yok yani. Bir turist için bir otel de yok herhalde bildiğim kadarıyla. Yok, otel de hayır yok. İşte biz Ertaraf Plan seçim zamanı projesi vardı. Yukarıda bizim Bayraktepe var. Oraya bir ufak pansiyon tarzı bir şey yapıp teleferik oraya çıkarmak gibi şeyler planları vardı tabii. Başkanlık nasip olmayınca kaldı onlar da. Peki bu yerel yönetimdekiler böyle bu konuda bir düşünceleri yok mu? Vallahi ben açık konuşayım. Yerel yönetimlerdekiler şu anda Güzelbahçe Belediyesi sadece inşaat yapıyor. Başka bir şey yaptığını ben görmedim daha. Yani bir de işte bu faaliyetler, işte imza günü. İşte gece pazarı yapıyor, insan gelmiyor. Yani bilmiyorum, ben çok da eleştirmek istemiyorum. Çünkü biz eleştirince şahsi benim onunla sayın başkanla şey olduğu için, şahsi problemler olduğu için herkes ona yorumluyor. İşte sevmiyorsun ondan diyorsun. Yok, ben sevmiyorum diye bir şey söylemedim. Yani bugün belediyeye bizim bir katkımız olacaksa, Güzelbahçe'nin faydasınaysa, Güzelbahçe'nin menfaat neyse, biz elimizden geleni kendi üyelerimle, kendi sözüm geçtiği iş adamlarımla her şey yapmaya hazırız. Ama Güzelbahçe'ye faydası olsun. Ben şahsa faydası değil, Güzelbahçe faydası olsun. Her şeye varız biz. Onun dışında istediğim gibi yani. Ama Güzelbahçe'de bakıyorsunuz, her taraf inşaat, her taraf doldu. Yani bilmiyorum. O tabii ne kadar faydalı olur insanlara, orada yaşayan halka. Bir de Güzelbahçe'nin havasından insanlar geliyor. Çok yaklaşma iyi değil. Biliyorsunuz orası, ben de kendim de çok eski astım hastasıydım. Ben 18 yaşında atlattım. Biz memleketten, ben Rizeliyim. Rize'den gelme sebebimizden biri oydu, astımdı. Yani bizde rutubet çok. Burası da gerçekten astım hastalar için birebir olan bir yer. Güzelbahçe, Zeytinhanı, o bölge. Tabii o rüzgar almak lazım. Biliyorsunuz Kahramandere çok özel bir yerdir. Kahramandere'de Lodos'ta Poyraz birleşir. Bizim Kahramandere dediğim yerde. Oksijen miktarı en yüksek olan yerdir orası.
ve bazı dergilerde ben okumuştum. Güzelbahçe'deki öğrencilerin anlama dakikaları, yani ders anlatırken oradaki anlama dakikaları normal diğer yerlerden 5 ya da 6 dakika daha fazlaymış. Oradaki oksijen miktarının yüksekliğinden. Ben bir yerde okumuştum onu, bilimsel dergide. Çok ilginç bir şey bu söylediğiniz. Evet. Diğer ilçelerden çok daha fazla diyorsunuz, kahraman yetenekleri. Kahraman deri olan yerler zaten orada eskiden rüzgar, sörfü mü diyorlar, ne onun yapılıyordu o biliyorsunuz orada. O da niye? Lodos'la Poyraz orada birleşiyor ve o şeyi yapmak için, o sörfü yapmak için o olması lazım, o rüzgarın olması lazım. Zaten öyle keşfedildi orası. Evet, bir soru daha vardı. Bakabilir miyiz? Bakalım. İlçe başkanı nasıl geçiniyor? Vallahi bunun hakkında... Ben bu soruyu okumak istemiyorum. Siz evet, bir yok, şey söyleyeceksiniz. Yok yok. Hayır. Ben bilmediğim şey hakkında konuşmak istemiyorum. Yani. Bilsem kesin kanıtlarım olsa söylerim. Öyle bir şey hiç duymadım. Bilmiyorum. Evet. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Yani. Çünkü burada olmayan bir kişiye ben öyle olmadık bir şey. Şeyler... Zaten bilmiyorum şey yani. Değil. Bilmeden... Ben kimseye iftira atmayı sevmiyorum. Yıllarca zaten bize hep siyasetle olan hep iftira atıyorlar. Biz o iftiralarla uğraşıyoruz sabah akşam. Evet, Güzelbahçe, Güzelbahçe dedik. İzmir'in gerçekten en güzel yerlerinden evet. birisiydi. Ama dediğiniz gibi bazı hizmetler gidemiyor. Mesela özellikle gaz meselesi, doğal gaz meselesi. Işte. Ama tabii burada da özel firmaların kendi çıkarları kesinlikle gereği bazı şeyler yapılamıyor. Vallahi. Ama hastane meselesinde söylediğiniz aslında mantıklı. Eğer Urla'daki gibi, Seferihisar'daki gibi devlet hastanesi yapılamıyorsa en azından 24 saat çalışacak bir poliklinik olması. Yapılacaksa bile, bakın yapılacaksa bile ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yapılacaksa, başbakanımız söyledi. Eğer yapılacaksa bile bu en az 100 sene sürer. Hemen bitmez. Ben inanmıyorum öyle hemen. Çünkü bunun planlanması var. Yatırıma veriyorsunuz. Yatırımdan onun parası çıkıyor. İhalesi tabii, açılıyor. Tabii. Yapım aşaması var. Bunlar bir süreç. Güzelbahçe'nin bugün ihtiyacı var. 3 sene sonra bugün ihtiyacı var. Bugün acil polikliniğe ihtiyacı var bugün. Yani biz hep bunu söyledik. Biz eski ben AK Parti yönetimindeydim geçen dönem. Burada da hep bunun için çalıştık biz. Hani bir yer yapalım diye. Hatta biz o zaman bazı oradaki yönetimdeki arkadaşlarla beraber şey de bulmuştuk. Yani yatırımcı demeyeyim de yani ne derler? Yardım severler de bulmuştuk bu poliklinik yapmakla ilgili. Daha sonra biz tabii yönetimden ayrılınca o öyle kaldı. Evet, süremizin sonuna da yaklaşıyoruz. Öyle ama mi? Şöyle ekranlarımıza dönelim. Son sözleri ben yine de size bırakayım. Güzelbahçeli gerek esnaflara gerekse bütün Güzelbahçelilere, AK Partililere neler söylemek isterseniz buyurun ekran sizin. Güzelbahçeli insanlarımız, bizim bir derneğimiz oldu zaten çoğu biliyor ama biz herkese açığız. Yani illa Karadeniz'de olması diye bir şey yok. Benim yönetimimde Mersinli'de vardı. Neden? Benim tüzüğümde Karadenizli ve Karadeniz kültürünü seven, yaşatmayı isteyen herkes bizim derneğe kayıt da olabilir. Hı hı. Üye olabilir. Faruyu yapıyoruz. Bizim derneğimizin yeri Güzelbahçe Yalı Postanesi'nin karşısında. Serkan Bey, başkanı şey alabilirsek, direkt alabilirsek. Son sözlerimiz böyle biraz daha şöyle ekranlara bakaraktan. Olur. Yani Güzelbahçe Postanesi tam karşısında, orada bir üst katta 2 numarada. Biz her türlü konuda halkımızı bekliyoruz, yardımcı olmaya çalışırız. Dediğim gibi bu KOSGEB olsun, diğer kredilerle ilgili, hibelerle ilgili danışacaklar her şeyde biz oradayız. Ekibimiz orada, her türlü yardımcı oluruz. Partililerimize gelince benim partililerimizden, biraz AK Partililerimizden benim ricam, partimizi bırakmayalım. Yani partimize sahip çıkalım. Biz başkanı sevmiyorum, başkan işte ben tanımıyorum demek partiye zarar verir. Yani başkanı tanımıyor olabilirsin ama partiye sahip çıkalım. Partide bulunalım, partide olalım. Bir planınız, bir projeniz varsa gelin bizim derneğe gelin, oradan beraber Sayın İlçe Başkanı'na gidelim. Onunla bu konular tartışalım. Amaç Güzelbahçe'de partimizi bir çıtada olsa yükseltmek. Bizim amacımız bu olması lazım. Yani zaten partimiz yıllarca kavga dövüş yüzünden hep geri gitti. Artık kavgayı bırakmak lazım. Kucaklaşmak lazım. Bunu yaparsak Güzelbahçe'de inanıyorum ki AK Parti bir yerlere gelebilir.
Bunun dışında yani AK Parti'nin hükümet partisi olması Güzelbahçe'de bir artı bir şey kazandırmıyor. Çünkü Güzelbahçe'de belediye CHP'li olduğu için ve en büyük de işveren belediye olduğu için maalesef Güzelbahçe'de herkes CHP'ye doğru yöneliyor. Mecburiyetten. Neden? Çünkü amcasının oğlu orada çalışıyor. İşte dayısının oğlu orada çalışıyor. Şimdi AK Parti'ye gelemiyor, bazen çekiniyorlar. Aman benim amcamın oğlu işten atarlar diye. Çünkü sayın belediye başkanının öyle huyları var. Yani biraz senin bir şeyini gördüğün zaman yarın işten çıkartıyor. Beyin de işten atmasının sebebi 2014 seçimlerinde Binali Bey'e, yerelde de Ertan Arfak'la çalışmam oldu. O yüzden bizi işten çıkardı. Kendisi de yüzüme karşı söyledi. Yani sen dedi, hadi dedi Ertan Afkan anladık ya dedi. Binali Bey'e niye çalıştın dedi sen. Yani en büyük sebebimizin, kavgamızın sebebi de o oldu. Yani bunları aşmamız lazım. Yani gelin birlik olalım. Yani partililerimizi sesleniyoruz. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışalım. Kavgayla, dövüşle bu işler olmaz. Dedikoduyla bu işler olmaz. Siyaset dedikodu çoktur. Lütfen yani birinin hakkında bir şey duyduğunuz zaman kendisine sorun. Benim de başıma geliyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Uğur şöyle yaptı, Uğur böyle yaptı. Sorduğunuz zaman Uğur ne yaptı? Yok. Bir ispatı yok, karşılığı yok ama yaptı. Yaptığıyla olmuyor işte maalesef. Bunlar hep bizi bir adım geri götürüyor. Ve biz AK Partiliysek CHP'nin, insanların, CHP'nin ekmeğine yağ sürüyoruz. Başka da hiçbir şey olmuyor. Bize bir artısı olmuyor. Benim ricam partimize sahip çıkalım. Benim en büyük oradaki şeyim o. Partimize sahip çıkarsak bizim vekillerimiz de gelir. Başbakanımız da gelir. Çünkü onlar öyle insanlar değil. Kibirli insanlar değil. Zaten Nükhet Hanım Güzelbahçe'de oturuyor. Genel Başkan Yardımcımız Profesör Nükhet Hanım otar. Her zaman ulaşabiliriz onlara. Yeter ki bir sorunuz olduğu zaman Sayın İlçe Başkanımıza ulaşın. Ulaşamıyorsunuz bana ulaşın. Bir şekilde yardımcı olalım. Çözüm üretelim. Yani maksat çözüm olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler Uğur Bey. Açıklamalar için. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Davet ettiniz. Hedeflerinize ulaşırsınız. Vallahi hedeflerimize inşallah ulaşırız. Yani bizim hedeflerimizde kendi çıkarlarımız yok. Onu herkes de biliyor. Bizim amacımız burada biraz daha hizmet etmek. Önemli olan Güzelbahçe'ye hizmet diyoruz. Aynen öyle. Görünen yanlışları düzeltmek. Eksikleri tamamlamak. Bizim amacımız, başka bir amacımız yok orada. Evet, çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Evet, seyirciler, yeni günde gündem burada sona eriyor. Konumuz Sayın Uğur Semih Akdemir'di. Güzelbahçe Karadenizler ve Karadeniz Esnaflar Dernek Başkanı. Biz yeni gün aile sonra kendisine çalışmanda başarılar diliyoruz. Ve yeni günde huzurlarınızda sizi Güzelbahçe'ye davet ediyorum. Evet. Buyurun, çok derneğimizin hep beraber bir misafiri olun, gelin. Bizim orada balığımız meşhurdur. Evet, yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.